Afyonkarahisar'daki Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu'nda atık malzemeler kullanılabilir okul eşyasına dönüşüyor. Öğrenciler bu çalışmayla kalemlik, çöp kovası, kuş yuvası ve saksı gibi eşyalar üretiyor. Afyonkarahisar Merkez Mecidiye İmam Hatip Ortaokulu Milli Eğitim Bakanlığı'nın Etiwinning projesi kapsamında doğa sorunları ve geri dönüşümü ele aldı. Bu çerçevede öğrenciler atık malzemeleri işleyerek okulda kullanılabilir eşyalara dönüştürdüler. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen faaliyete 8'i yabancı olmak üzere 18 okuldan 150 öğrenci katılım sağladı. Benim adım Fedva, Suriyeliyim, ortaokuldayım, İmam Hatip Ortaokulu'nda. Ben aslında buraya geldiğim için çünkü eğlenmek istiyorum. Çöp kovasından tavşan yapıyorum. Kuşlar soğumasınlar diye yuva yaptım. Eski şampiyon kutularını kalemlik yaptım veya yani eski şişelerden saksı yaptım. Bunları hepsini evde yaptım ben. Haftanın belirli günleri okula gelen öğrenciler, okul müdürü Yasin Kaplan eşliğinde atık malzemelerden kalemlik, çöp kovası, kuş yuvası, saksı gibi kullanılabilir eşya üretiyor. Öğrenciler bunu yaparken hem çok eğleniyor hem de kaliteli vakit geçiriyor. Gerçekleştirilen projeyle öğrencilerin el becerileri gelişirken doğaya karşı da bilinçlenmeleri hedefleniyor. Okul müdürü Yasin Kaplan bu projenin kendileri için amaç değil sadece bir araç olduğunu söyledi. Etiwinning platformunda gerçekleştirdiğiniz bu projenin teması doğa, doğa sorunları ve geri dönüşüm. Projemizde 18 okulumuz var. Bu okulların 8 tanesi yabancı, 10 tanesi Türk. Projemiz kapsamında yaklaşık 150 öğrenciye biz ulaşmayı başardık. Tabii bu projeler bizim için bir amaç değil, sadece bir araç. Asıl hedefimiz herkes için zor olan bu zamanları en iyi şekilde, en kaliteli şekilde ya da en faydalı şekilde geçirmeye çalışmak. Öğrencilerimiz haftada 2 gün, 3 gün okula gelerek geri dönüşüm eşyalarından faydalı başka eşyalar üretmeye çalışıyorlar ve bu sayede de çok eğleniyoruz. Kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Tabii yaptığımız eşyaları, ürünleri de faydalı şekilde okulumuzun bahçesinde, okulumuzun çeşitli yerlerinde kullanmaya da çalışıyoruz.